Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle City Skylines nasıl yapılır rehber serimize devam ediyoruz. Evet, şehrimiz birinci milestone'unu tamamladı. Tiny Town olabiliriz. World Village ikincisini de tamamladık. Yalnız önce birincisinden bahsedeceğim size. Little Hamlet, bize vergiler açılmıştı. Bir de alacağımız borç paralar açıldı. Çöp, sağlık ve eğitim açıldı. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir bölgemize gidelim. Ben şimdi buraya bir tane recycling center yaptım arkadaşlar. Çöplerimiz burada toplanıyor. Normalde siz de Garbage'da Vanilla oynuyorsanız oyunu landfill olacak. Çöp yeri sadece. Çöp doldurma boşaltma yeri olacak. Ben onun yerine Green Steel DLC'si varsa eğer size Recycling Center açılacaktır. Ben onun yerine Recycling Center geri dönüşüm merkezini kullanıyorum. Evet, buraya bunu yaptık. Biraz da olsun endüstri alanımızı bu tarafa doğru genişlettim. Ve şimdi de eğitim ve sağlığa gelelim. Eğitim ilkokullarımızı yapacağız arkadaşlar. İki çeşit ilkokul var. Biri Community School. Community School Green Steel DLC'si ile gelen bir okul. İlkokul. Bundaki özellik daha az elektrik ve su harcaması yapıyor. Ancak giderleri daha pahalı bir okul. Aynı zamanda öğrenci kapasitesi olarak da normal elementary school'dan 50 öğrenci daha az. Ben normal bir okul seçeceğim. Elementary school bu okulu seçeceğim. Onu da tam olarak şuraya yapacağım arkadaşlar. Tam olarak buraya okulumu kuracağım. 10.000'e okulumu yaptım. Şimdi ne kadar paramız kaldı? 37.000 paramız var. Bir de sağlık yeri yapalım. Şöyle medical klinik var. Bir tane de bu var. Aynı zamanda bizde farmasi de açık. Bu bana gelen Steam'den indirdiğim assetlerle birlikte gelen uygulamalar. Bunları o şekilde kullanabiliriz. Ama şu anda ben kullanmayacağım. Bunları kullanmayacağım. Onun yerine buradan bu neymiş bakalım. Viso Eye Care Center. Evet, göz için. Göz hastanesi. Şimdi Medical Center'ı seçelim. Giderleri aynı mı? Bir bakalım. 320-640. Giderleri de aynı. Ben şu medical kliniği seçeceğim. Onu da tam buraya karşısına nüfusun olduğu bölgeye yakın bir şekilde yapacağım. Bu tarafa yaparsanız, yani tek yönlü yolun olduğu yere yaparsanız bir etki alamayacaksınız. O yüzden nüfusun olduğu ve tek yönün olmadığı yollara yapmanız gerekiyor. Bu hastaneyi de buraya yaptıktan sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şuraya yapalım hastaneyi. Hastane de burada olsun. Güzel. Hastane ve ilkokulu yaptık. Nüfusumuz 760'a ulaştı. Gördüğünüz gibi. Vergilerden bahsedeyim. Şimdi ekonomi tabına geliyoruz arkadaşlar. Buradan vergileriniz sizde 9'dur. Bunu 12 yapın. 12'nin üzerinde halkınız mutsuz oluyor. Ama 12'ye kadar hiçbir şikayette bulunmuyorlar. O yüzden İlk başlarda kar elde edebilmeniz için 12'de tutmanız yeterli. Borç alabiliriz. İkinci borcumuzu da alabiliriz. Artık diğer milestone'umuzu yaptığımız için. Ama şimdi almayacağım. Size göstereceklerim şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Sağlık, eğitim ve çöp harcamalarından bahsettim. Hizmetlerinden bahsettim. Bu hizmetleri şehrimize verdik. Sağlık, eğitim ve çöp hizmetini, çöp toplama hizmetini şehrimize verdik. Şehrimize yavaş yavaş büyüyor gördüğünüz gibi. Nüfusumuz 771'e ulaştı. Fabrikalar inşa edilmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi fabrikalarımız yavaş yavaş kurulmaya başladı. Çevre kirliliği burada artacaktır. Önemli değil şimdilik. Çünkü fabrika bölgesi burası. O kadar kirlilik olacak. Gördüğünüz gibi elektrik tesisatımızı da böyle çektik etrafından dolanarak. Bir bakalım
Daha fabrika ihtiyacı var mı? Tamam. Biraz daha zamanı hızlandıralım. Bakalım. Tüm fabrikalar gelecek mi? Şu anda büyük bir fabrika ihtiyacı var. Şehrin aşırı derecede fabrika ihtiyacı var. Ve onlar da inşa edilmeye başlandı. Inland Water Treatment. Evet. Bize bu benim yeni bir uygulama var. Su temizliğini, iç suyu temizleme binasını gösteriyor bana. İç suyu temizleme, yani şu giderlerdeki suyu temizleme ile ilgili, onunla ilgili bir bilgi verdi bana. Onu da Steam'den indirmiştim. Oradan siz de indirebilirsiniz. Steam'de çok güzel asetler var arkadaşlar. Çok güzel paketler var. Gördüğünüz gibi şehrin büyük bir kısmı, trafik burada oluşmaya başlandı. Okula 108 öğrenci gidiyor. Okul giderlerini ben düşürmüş müydüm? Bir bakalım. Şöyle zamanı bir yavaşlatalım. Okulun giderlerine bakalım. Eğitimleri arttırabiliriz. %71 yapalım. Nüfusumuz artmaya başladı çünkü. Sağlıkta bir sıkıntımız var mı? Eğitime 121 öğrenci gelmiş. Sağlıkta herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir hastamız yok. Gayet sağlıklı şehirdeki vatandaşlarımız. Büyük bir nüfus ihtiyacı oldu şu anda. Şehrimize büyük bir nüfus ihtiyacı var. Onları da şuraya alabiliriz. Yavaş yavaş. Marquee Tool'la onları alacağım. Şu anda oyunumuz kaydediyor. Oyunumuz bir kaydı olsun. Evet. Bu kayıt ayarını değiştirmem lazım. Oyun çünkü çok sık kaydediyor. Oyunda donmalar oluyor. Evet. Marquee Tool'umu seçiyorum. Hemen şu bölgeyi inşaya açıyorum arkadaşlar. Şu bölgeleri, kalan bölgeleri inşaya açalım. Şu şekilde. Şuralara şehirler yapacaktık. Şöyle inşaya açalım. Şuralara da yeni gelenler buraları yerleşsin. Evet, şu şekilde açalım ki yeni gelen vatandaşlar buralara yerleşsin arkadaşlar. Şurası, pardon, buraya yanlış oldu. Buraya silmem gerekiyor. Şuraya kırmam gerekiyor. Sen inşallah vazgeç. Buraları ticarethane olacak. Buralara ticarethane yapacaktık. Diğer yerler sadece inşaya açılacak. Buralar ticarethane olacak. Orta kısım ticarethane bölgemiz olacak. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde kalsın. Şimdi büyük bir nüfus ihtiyacımız var. Yeni nüfus ihtiyacımızı da bir sonraki bölümde arkadaşlar sizinle karşılayacağız. Hemen şu su giderlerini de şuraya ulaştıralım. Buraya ulaştıralım. Yeterli su gelmiyormuş buraya. Şuraya da büyütelim. Şuraya şehrimizi biraz da olsun şuraya doğru uzatalım. Böyle birleştirebiliriz ama gerek yok, şimdilik böyle kalsın. Evet arkadaşlar, size bahsedeceğim konular eğitim, çöp ve sağlıktı bu videoda. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.